Üniversitemizde bugün Dünya Asya Türkleri Birliği'nin gençlik kolları faaliyetlerine ev sahipliği yapmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ata topraklarımız Kırgızistan'da. Bulunan çok değerli kardeşlerimiz, Azkalı kardeşlerimiz bizim için çok kıymetlidirler ve onlar esasen bize emanettirler, ecdadımızın emanetidirler. Hiçbir günahlar olmadığı halde 14 Kasım 1944'te bir gecede yerlerinden, yurtlarından, evlerinden, baklarından, çocuklarından, çocuklarından, akrabalarından, eşlerinden, dostlarından koparılarak saçıp savrulmuşlar. Büyük ızdırap çekmişler. Ve bir trajedi bu şekilde başlamış. Birbirimizi göremedik ama hiç unutmadık. Sonra yeniden o gökyüzünü kaplayan kara bulutlar dağıldı. Güneş yeniden doğdu. Ve bugün birbirimizi hem biliyoruz, hem tanıyoruz, hem görüyoruz. Bir araya geliyoruz. Yeniden buluşmanın, birlikte bir hayatı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nenemin vakti 4 çocuğu varmış. 3 kız, 1 oğlan. Oğlan babanınmış. O günü benim nenem, benim babamla gelir ana köyüne. O gece basıyorlar, nenem düşüyor benim babamla Kırgızistan'a, 3 kızı düşüyor Samarkand'a. 44. yılı dedemi bacağını yutuyor, savaştan eve gönderiyorlar, bir geliyor. Hiç kisme yok. Vaykamata gidiyor, onda diyorlar ki sizlikler köçme yaptılar. Nereye yaptılar? Belki de Orta Asya, belki de Samarkand'da. Bir sene arıyor, bir sene. Buluyor 2 kızı, 1 kızı ölmüş acından, 2'sini buluyor. 7 yıldan sonra Kırgızistan'da nenemi, babamla buluyor, yatırıyor. Burada yaşıyorlar. Çok zulümleri gördüler bizimkiler. Ama o zulümlerin içinde dinini, edetini, kültürasını bırakmadılar. Ama bugün Allah'a bin şükür edeceğim ki biz barabarız. Bu Manas Üniversitesi burada Büyükelçi Türkiye bizlere sahip çıkıyorlar. Her vakti sahiptiler. Ben bunlardan bizim millet çok razıdır. Sayın Büyükelçiden de bizim hocamızdan da TİKA'dan da çok biz razıyız. Allah bunlardan razı olsun. Bize her vakti sahip çıkıyorlar. Her vakti destek oluyorlar. Ana faaliyet alanlarımız eğitim, spor ve kültür sanat ve tanıtım. Tabii her sene sürgülenme programlarını aktif bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Sovyetler rejiminin başlamasıyla halkımızın önderleri, hocaları, yani milletimize kılavuz olabilecek insanlar teker teker ya sürüldü, ya tutuklandı, ya öldürüldü. Daha sonra da zaten erkeklerin, eli silah tutan erkeklerin savaşa alınmasıyla çocuklar, kadınlar ve yaşlılar sürgün edildi. Ve bir nevi bir sıfırdan bir başlangıç oldu maalesef. Ve o yüzden biz de o günleri bilmek de, o tarihlerde kalmak değil, o tarihlerden ilham ve güç alarak bugünkü yaşantımızda bir enerji depolamalıyız. Onları bilerek hareket etmeliyiz. 1829 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan bu şehrin kaderi Edirne Anlaşması'yla değişecek. Artık Ahıska, Çarlık Rusyası'nın hakimiyetine girecekti. Bu da Ahıskalı Türklerin yıllar boyu yaşayacağı bölümlerin başlangıcıydı.